Oo. Bakıyorum hazırlanılmış. E tabi Lile'yle buluşacağız ya. Neyse artık her şey iyi yolunda. Sizin için o kadar seviniyorum ki. Ya ben de biraz şaşırıyorum. Sen böyle iyi kayınvalide olunca senin daha kaynan olman lazım değil mi? Sen bu yaşında annenden dayak yemek istiyorsun herhalde. Ya ne bileyim bu sevecenlikler falan hiç senin mizacın değilmiş gibi. Öyle mi canım? Okey. O Lile'ye kök söktüreceğim o zaman. Yani bu daha sen ama aman yapma böyle bir şey. Bu arada bu akşam Nadir geliyor. Ne oldu, bahsetti mi baskın meselesinden? Senden de, benden de şüphelendi tabii ki ama elinde bir kanıtı olmadığı için bize inanmak zorunda. Ayrıca Halit'le ve Şahika'yla aramın gergin olduğunu biliyor. Dolayısıyla onlara bir bilgi vermeyeceğimden eminim. İyi ya, bu sefer de girdik. Öyle görünüyor. İyi bakalım, hadi ben kaçıyorum o zaman. Okey. Ya bana bak lütfen, rica ediyorum böyle geceleri arabada sabahlama, tamam? Tamam. Hadi. Hoşçakal. Canım için. Hoşçakal. Yılın anne oğul adayları da buradaymış. Nasılsınız bakalım? İyiyiz, harika. Süperiz. Ben kaçtım. Babay canım, selam söyle. Ender'cim, bu yakınlığınız benim gözlerimi yaşartıyor biliyor musun? Hı, öyle mi? Hı hı. Bunu bana borçlusunuz ama hiç teşekkür etmediniz. Şahika, senin hayalperestliğin ufkumu açıyor. Güzel. Bu arada bu akşam bir misafirimiz var. Öyle mi? Kim? Evliliğimizi tebrik etmek isteyen çok yakın bir dostumuz. Sen her akşam davetli olmamana rağmen bize katılıyorsun ya. Nasıl görürsün? Bakıyorum her akşam bir misafirim var Ender. Hı hı. Sen bu ev hanımlığına iyice alıştın. Dikkat et. Yakında Yiğit'e bir kardeş istiyorum diye tutturma da. Sen akşam göreceksin Şahika'cığım. Ah, geldi. Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nadir, hoş geldin. Hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Çok naziksin, çok teşekkürler. Hoş geldiniz Nadir Bey. Merhaba. Geçsene. Teşekkür ederim. Neden zahmet ettin Nadir? Açmayacak mısın hemen? Açayım değil mi? Kaya, bu tiyayı ben vermiştim. Bak, en sevdiğin ressam. Zahmet etmişsiniz, teşekkür ederim. Sanata düşkün olduğunu Ender'den duymuştum. Bu arada bana Nadir de lütfen. Şu aramızdaki resmiyet sona ersin. Nasıl istersen. Bunu buraya koyuyorum, evin en güzel yerinde yerini bulacak. Aslında seni daha önceden yemeğe almak istiyordum. Ortaklığımızı kutlayamamıştık. Şimdi ekibe Kaya da katıldı. Ha? Evet, doğrudur. Kutlanacak şeyler birikti. Değil mi? Hı-hı. Sevgim. Eviniz çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Mutfağa götür. Nadir. İyi akşamlar Şahika. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Geleceğini bilmiyordum. Şahika'ya sürpriz yapmak istedim Nadir. Sürpriz gibi değil de şok gibi oldu sanki. Otursana Şahika, ayakta kaldın. Ah evet, oturmaz mısın bizimle? Çok isterdim ama verilmiş bir sözüm var. Ah öyle mi? Hay aksi. Sizin şirkette karşı karşıya olup aynı evde sorunsuz yaşamanız hakikaten çok ilginç. Ben işle ev yaşantımı birbirine karıştırmayacak kadar profesyonelim. Keşke herkes benim gibi olabilse. Ender, bu tas sana geldi galiba. Şahika alınganlık yapıyor. Biz evde gayet güzel idare ediyoruz. Değil mi Şahika? Evde genelde iş konuşmamayı tercih ediyoruz. Zaten ben bu iş durumunun da kalıcı olduğunu pek düşünmüyorum. O zaman hayırlısı diyelim. Aynen öyle. Ben izninizle randevuma daha fazla geç kalmayayım. Görüşmek üzere. Ender'cim, bu arada Sevgi Hanım yanlışlıkla paltomu senin odana bırakmış. Gelebilir misin lütfen? Tabii canım, hemen geliyorum. Gördün mü, bak ne kadar kibarız. Görüyorum, adeta medeniyet örneğisiniz. Kaya, işin çok zor. Farkındayım.
Bu iki kadını idare etmek, holdingi idare etmekten daha güç. Ne bu şimdi Ender? Sen aklın sıra bana gözdağı mı vermeye çalışıyorsun? Evime misafir çağırıyorum Şahika. Bu hayatta her şey seninle ilgili değil. Bu evde ben de yaşıyorum. Nadir'le beni yan yana getirerek gerginlik çıkarmaya çalışıyorsun anlaşılan. No, no, no. Hiç öyle bir niyetim yok. Kaya da ben de Nadir için çalışıyoruz. Onu evimizde ağırlamak en tabii hakkımız, öyle değil mi? Ender, bakıyorum abimle evlenmek sana hiç iyi gelmemiş. Epey havalanmışsın. Oğlunun görüntülerinin elimde olduğunu hatırlattırma bana. Ama korkuyorsun sen bu Nadir'den ya. Yoksa korktuğun şey Nadir değil de Kaya'nın senin gerçek yüzünü öğrenmesi mi Şahika? Tepemin tasını attırma. Sen Nadir için değil, benim için çalışıyorsun. Unutma bunu. Unutma canım, merak etme. Neyse ben seni tutmayayım. Randevum var ya, geç kalma. Bye bye. Evet, hep ben anlattım. Biraz da siz de anlatın bakayım. Ne anlatalım? Nasıl gidiyor evlilik? Gördüğüm kadarıyla birbirinize bayağı alışmışsınız. Yani Yiğit bizden evlenmemizi istediğinde bunun pek imkanlı olmadığını düşünmüştük. Öyle değil mi? Hatta onu vazgeçirmek için elimizden geleni yaptık ama bunu beceremedik. Hayat ne garip değil mi? Sana aşkı öğreten insanı yıllar sonra buluyorsun. Ondan bir çocuğun olduğunu öğreniyorsun. Ve o çocuk yüzünden evlenmek zorunda kalıyorsun. Yani bunu dışarıdan biri söyleyince gerçekten kulağa garip geliyor. Aynen öyle. Yanlış anlamazsanız size bir şey soracağım. Yarın öbür gün Yiğit gelse, dese ki bu aile olma olayı artık bitsin. O zaman ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak, ayrılacağız. Değil mi? Tabii, yani o zaman ayrılırız. Anladım. Yani sizi hala bir arada tutan şey Yiğit'in baskısı. Kesinlikle. Yani evet, tabii ki. Ama şu anda Yiğit dışarıda kız arkadaşıyla. Ve siz evde misafir ağırlıyorsunuz. Bence aile olmayı pek sevdiniz siz. Ola ki yarın öbür gün Yiğit gelir ve ayrılmanızı isterse bence bir daha düşünün. Nadir, biz aslında iki iyi dostuz. Senin hayatında var mı biri? Yok. Nadir yalnız kalmayı tercih ediyor bence. Ben yalnız değilim. Tek başınayım. İkisi farklı şeyler. Ben tek başıma olmayı seçtim. Yalnızlık seçilebilen bir şey değil. Yani bizim için sorun yok. Açabilirsin. Önemli değil. Yani bir insan da neden tek başına kalmak ister? Bunu da pek anlamam açıkçası. Ben düşmanlarım sevdiklerime zarar vermeye kalkmasın diye tek başına olmayı seçtim. Halit'i kastediyorsan, Halit bu tarz bir zarar vermez. O ne bileyim, en azından hapishaneye girmeyi göze alamaz. O konforuna düşkün bir adamdır. İzninizle hemen geliyorum. Rahat, rahat. Ne yapıyorsun? Nadir'le ilgili her şeyi bilmem lazım. Saçmalama. Ne istiyorsun? Hiç. Ben sadece... Müsait olup olmadığımı bilmeden beni arama demedin mi? Merak ettim seni. Merak etme. Bir daha bilmeden arama. Ne yapıyorsun sen? Özür dilerim. Estağfurullah. Nasıl, beğendin mi Emekler'im? Harika olmuş. Ender, sen niye uğraşıyorsun ya? Sevgi hallederdi. Ya Sevgi'nin çocuğu hastalanmış da onu yolladım. Ben hallederim şimdi. Ben yardım ederim sana. Yok ya, ben yaparım. Sen beceremezsin. Niye beceremeyeceğim canım? Yıllarca ben yalnız yaşadım. Bak sen. Sen durula, ben yerleştireyim. Okey.
Bu arada Nadir bir kadınla konuşuyordu kesin. Ya konuşuyorsa konuşsun ya Ender, Allah aşkına bize ne? Tek başınayım diye bize bir saat vaaz verdi. Ondan sonra da kadının beni bir daha arama diye azarladı. Kesin hayatında bir kadın var bunu, gizliyor. Ya varsa da vardır, onun özel hayatı bizi ne ilgilendiriyor Allah aşkına ya? Ha niye gizliyor o zaman? Sen merak etmiyor musun? Etmiyorum, sen de merak etme bence. Kaya bak, biz Nadir'le çalışıyor olabiliriz ama onun bir açığını bilmek bizim işimize yarayabilir. Ne işimize yarayacak? İleride aleyhine kullanmak için mi? Evet. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Ya bu adam niye hisselerini, yönetimini sana vermedi mi? Evet ama sen bu adamın hiç tekin bir adam olmadığını biliyorsun zaten. Ya yarın öbür gün kafası atarsa, bize bir şey yapmaya kalkarsa? Ya madem Nadir'le ilgili böyle bir şüphen vardı, niye peki birlikte çalışmayı kabul ettin? Çünkü buna mecburdum. Mecbur muydun? Mecbur falan değildin Ender. Halit'ten alacağın intikam hırsı ağır bastı değil mi? İşte bu benim için bir mecburiyet. Ya sen busun işte bu. Hayatında ne var, kim var, herkesle bir şekilde ödeşme derdindesin. Bu nasıl bir hırs ya? Sen benim yaşadıklarımı yaşamadığın için gayet güzel böyle yorum yapabiliyorsun değil mi? Sen Halit'ten intikam almak için girmedin mi Nadir'in yanında işe? Ha? Evet, ben Halit'e bir ders vermek istedim. Ama bu Nadir'in kuyusunu kazmak istediğim anlamına gelmiyor ki. Senin nerede durduğun belli değil. Benim tarafım oğullarım. Onların geleceği ve güvenliği söz konusuysa herkesi harcar. Çocukların bu durumda hiçbir ilgisi yok. Olmayacağı ne malum? Ha? Azıcık bilginin kimseye zararı olmaz. Bence fazla abartıyorsun. Yok ya, biz hakikaten seninle anlaşamayız yani. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.